Herkese merhaba, ben Batuhan Gündoğdu, Hukavatık kanalına hoş geldiniz. Geçen videodan söz verdiğim gibi çok fazla ara vermeden hemen yeni bir video ile karşınızdayım. Instagram'da bir anket yaptık. Fresh yazar aramaları mı yoksa Dark rutinler mi sıralaması yapalım diye. Sizler Fresh yazar aramalarını seçtiniz ve ben de tabii ki sizin dediğinizi uygulayacağım. Bugün 10 Fresh yazar araması listesiyle karşınızda olacağım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bundan önce yaptığımız ve kanalımızın en çok izlenen videosu olan 2020 yılında denediğim 10 aroma listesinde şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Herkes birinci sıradakine yüklendi. Şöyle bir şey oldu ki hiç hedeflemediğimiz bir şey. JBR Cold Passion Türkiye'de kalmadı. Bu listede bunun olmasını istemiyorum. Sizlere baştan şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Listedeki her ürün değerli. Her ürün güzel. Lütfen sadece birinci ürüne gidip hani o birinciyi alalım, en güzeli bu demek ki diye bir şey yok. Bu listeleri yaparken çekindiğim nokta bu. Yani sadece birinci aya değil, diğer bütün aromalara lütfen göz atın. Ve hangisi damak tadınız uyuyorsa onu alın arkadaşlar. Çünkü bu iş damak tadı. Yani hep soran arkadaşlara da söylüyorum ya, bir kebapçı var mesela. Yani herkes aynı kebapçıyı beğenmiyor. Kimisi diyor onunki daha iyi, kimisi bununki daha iyi. Bu da bunun gibi. Yemek gibi düşünün, damak tadı gibi düşünün. Ben buradaki her 10 ürününde iyi olduğunu düşünüyorum. Lütfen 10 ürünü de değerlendirin. Dediğim gibi sadece birinciye yüklenmeyin. Gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, 10. sırada bu arada bilgisayarından yardım alacağım. 10. sırada Midya'nın Karpuz Ice aroması var. Midya aromasını daha önce incelemiştik, başka aromasını. Karpuz Ice'ı da başka bir videonun yanında bonus içerik olarak incelemiştik. Onun yani linklerini yukarı koyarım diye düşünüyorum. Karpuz zor bir aroma arkadaşlar. Yani baskınlığı genelde çok tutturulamayan bir aroma. Mitya firması gerçekten bunu tutturmuş, yapmış. Bir Ice'la da karıştırmış. Yazın olmazsa olmazı. Güzel bir karpuz Ice aroması olmuş. Mixlenebilir, yanına kavun konulabilir. Ben çok beğenerek içtim. Dediğim gibi yani o içeriği de koyarım yukarı. Orada da izleyebilirsiniz. Çok beğenerek içtiğim bir üründü. Değerlendirebilirsiniz. Mitte firmasından şöyle bahsedeyim. Açıkçası Aryan ismiyle yurt dışına satıyor. Yurt dışında fuarlarda gördüm kendilerini. Tebrik ediyorum. Yani Türkiye'de de çok fazla bayi ağını genişletemediler. Ama yurt dışında tercih edilen bir ürün. Kaliteli ürünleri var. Bulursanız Mitte Karpuz Ice'ı değerlendirmenizi öneririm. Evet arkadaşlar, 9 numarayla devam edelim. Ballı Ibiza Night. Yine videosunu incelemiştik. İncelediğim ürünlerden biri. Yukarıda koyarız. Bu katalogda Ice Bonbon olarak geçiyor. Ama videoda bahsettiğimiz şekilde Ice Bonbon değil. Yani Ice Bonbon deyince bizim işte Adalya'daki aklımıza geliyor. Böyle şekerli, naneli, sakız gibi, şeker gibi, ama gerçekten öyle değil. Videoda da incelemiştik. Bu daha çok yaban mersini ve ice karışımı gibi olmuş. Kötü bir aroma değil. Yaban mersini sevenler için gerçekten başarılı olacağını düşünüyorum. Yaban mersini sevenler bunu değerlendirebilir. Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videoda daha önceki videomuzdaki bazı ürünleri özellikle koymadım. Zaten onları değerlendirmiştik diye. Ve farklı farklı markalara biraz açıkçası değinmek istedim. Ki herkes her markaya erişemiyor. Dolayısıyla farklı markalar bir çeşit yapmak istedim. Dolayısıyla farklı markalar görebilirsiniz. Tek markada yoğunlaşmayacağız. 8 numarayla devam edelim. 8 numarada PLS firmasının bir ürünü var. Instagram'da incelemiştim. Çok detay isteyenler Instagram'da inceleyebilirler. PLS'nin Ice Mandalin ürününü 8 numaradan değerlendiriyoruz. Adı üstünde mandalin ve ice aroması. Mandalini şöyle yapmışlar. Bodrum mandalinesi dediğimiz o çekirdekli mandalin var ya, kokusunu yani kutuyu açtığınızda, içtiğinizde tamamıyla alacağınız aroma odur. Çekirdekli Bodrum mandalinesi ve yanına hafif de olsa rahatsız etmeyecek. Bu arada çok yüksek bir ice yok kesinlikle. Baskın bir mandalin aromasıyla beraber hafif bir freshlik geliyor. Bence tam bir yaz aroması olmuş. Değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. 7 numarayla devam edelim. 7 numarada ilginç bir ürün var. Darkside'ın, yani buradaki listedeki tek Dark ürün olacak. Darkside'ın Supernova'sı. Supernova, tam olarak ben şöyle tarif ediyorum Supernova'nın aromasını. Yani mentol, buz vesaire denebilir. Ben şöyle tarif edeceğim size direkt. Tamamıyla naneli şeker yiyip üstüne buz gibi su içmek. Tamamıyla boğazınızda bıraktığı etki bu. Boğazı yoran bir aroma. Hatta yani tek başınıza içme şansınız yok. Yani kendinize öldürmek istemiyorsanız öyle bir şey yapmayın.
Hatta yurt dışında challenge'lar var öyle hani kaç saniye çekebileceğiz vesaire gibi full ondan doldurup. Bu tamamıyla herhangi bir sevdiğiniz aromaya bundan yazın hafifçe katın. %5, %10 bile sizin işinizi görecek. %5, %10 Dark Side Supernova'ya katın. Tam bir freshlik böyle bir boğazda ferah hissiyat yaratacak sizde. Ben kullanıyorum. Yani dediğim gibi ferahlık katmak istediğim aromalara katıyorum. %5, %10 yani aldığınız mesela pahalı bir ürün. Ama %5, %10 bile yetecek. O yüzden size bütün yaz yetecektir öyle diyeyim. Ben severek kullanıyorum. Siz de değerlendirebilirsiniz. 6 numarayla devam edelim. 6 numarada eskilerden bir ürün var arkadaşlar. Adalya firmasının. Berlin Night. Ben daha önce başka videolarda ve Instagram'da da bahsettim. Ben Berlin Night'ı çok seviyorum. Zamanında yaklaşık 2 kilo içmiştim Berlin Night'tan. Ve artık böyle bir artık bıkkınlık gelmişti. Ama artık tekrar aldım, tekrar içiyorum. Berlin Night'ta ne var? Şeftali ve mentol. Burada değişik şimdi egzotik aromalar falan gelecek. Yani burada bildiğimiz şeftali sevenler, şeftali aroması sevenler hafif böyle bir mentollük, freshlikle beraber Adalya'nın Berlin Night'ını kesinlikle öneririm. Eski yani orijinal bulduğunuz bir yer varsa hiç kaçırmayın alın. Çok güzel bir aroma. Siz çok seveceksiniz kesinlikle diye düşünüyorum. 5 numarada daha önce gene kanalımızda incelemesinin videosunu yaptığımız Ona firmasının Momento aroması var. Neden bir daha kattım bunu? Çünkü tam bir yaz aroması ve çok da beğenerek içmiştik. İçindeki meyveler açıkçası o zaman da biraz hani üzerinde durmuştuk. Her gün yediğimiz meyveler gibi. Nedir bunlar? Bakarak söyleyeceğim çünkü bildiğimiz meyveler değil arkadaşlar. Liçe, karambola, bergamot ve mentol aromaları var. Ya bunlar tropik ve egzotik meyveler. Ama ağzınızda bıraktığı tat gerçekten güzel, fresh bir meyve aroması. Bunu da dediğim gibi videodan detaylı incelemesine bakarsınız. Çok beğenerek içmiştik o zaman da. Hala da bende var. Hala da alırım, içerim arada. Başarılı buluyorum. Yazın bence değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 4 numarada benim bu sene açıkçası ya bir video çekmeyerek ayıp ettiğini düşündüğüm bir firma. Revoshi firmasının bir ürünü olacak. Revoshi firmasının kalitesini gün be gün arttırdığını düşünüyorum. Yeni çıkardığı çeşitlerle de gerçekten başarılı ürünler bulduğunu düşünüyorum. Burada 4 numarada da Revoshi Mandelas 27 ürünümüzü aldık. Burada ismi Mandelas böyle mandalin gibi bir imaj yaratıyor ama içinde mandalin yok. Mandelas 27'de gene tropik egzotik meyveler var. Nedir? Ejder meyvesi, çarkı felek, kavun, karpuz denmiş. Ama ben söyleyeyim karpuz tadı yok denecek kadar az yok diyebilirim ben. Yani ejder meyvesi, çarkı felek ve kavun. Kavun da çok arkadan geliyor. Tropik egzotik meyveler gene. Bunda çok fazla mentol yok. Hatta hiç mentol yok. Dolayısıyla tam bir meyve aroması ama içindeki meyvelerden dolayı böyle fresh yaz havası yaratıyor. Çok başarılı bulduğum bir aroma. Dediğim gibi genel olarak Revoshi firmasının ürünlerini, yeni çıkardığı ürünlerini çok beğeniyorum. Kalitesini arttırdığını düşünüyorum. Bandrollü ürünler arasında bende güzel bir yer edindiğini söyleyebilirim Revoshi firmasının. Bence alıp deneyin. Çok başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. 3 numarada çok yeni çıkan bir ürün var. Yine Ona firmasının Miami City. Şimdi Ona firması da Atak'ta olan bir firma. Yakın zamanda çok daha yeni aromaları çıkacak. Bu Miami City de yeni. Geçen ay çıkmıştı diye düşünüyorum. Miami City'de çok fazla aroma var. Yani şeyin içerik olarak söyledikleri hemen bahsedeyim. Böğürtlen, muz, ananas, mentol. Şimdi 4 tane şeyden bahsedilmiş. Ama ben size yani incelememi de Instagram'da var. Yine Instagram'da bakabilirsiniz. Söyleyeceğim muz ve ananas zayıf. Yani hissedilmiyor. Bu daha çok bir berry mentol diyebilirim. Berry yani böğürtlen olabilir. Bu tarz bir aroma. Yani böğürtlen mentol aroması diyebilirim. Hafif kulağa böyle zayıf mı falan gibi geliyor ama çok güzel harmanlamışlar. Belki o dediğimiz diğer aromalar da arkadan geliyor ve yani çok fazla hissedilmediği için çok belki anlayamıyoruz ama ben gerçekten başarılı buldum arkadaşlar. Bence alıp deneyebilirsiniz Ona Miami City'yi. Birçok arkadaşım da denedi. Onlar da memnun kaldı. Bence yazın için yani güzel bir aroma olacağını düşünüyorum ben. Dediğim gibi listenize katıp bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. 2 numarayla devam edelim. Demin bahsettiğim Revoshi firmasına ait bir ürün gene. Instagram'da da çok inceledik ve birçok inceleme sayfası tarafından çok beğenildi. Revoshi Eskimo Limon. Eskimo takısı şey için yani buz içerisinde mentol var anlamında kullanılıyor Revoshi'de. Limon da işte limon ve ice aroması aslında Eskimo limon. Ama ben size gene kendimce şöyle bir tanımlama yapacağım. Algi'de buz parmak, limonlu buz parmağın aynısı aroma.
Çok başarılı buluyorum ben. Yani limonata da denebilir ama bana, yani size söyleyeyim, limonatadan ziyade limonlu buz parmak aroması olmuş. Çok fresh. Limonu da ben normalde limonu riskli bulurum ve sevmem. Çünkü acılaşma yapabiliyor. Yani çok böyle güzel bir limon açıkçası ben yani içmedim. Bu güzellerden. Öyle söyleyeyim size. Eğer kulağınıza limon tadı hoş geliyorsa, buz parmak olayı hoş, kulağınıza hoş geliyorsa bence son derece yani değerlendirmeniz gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Revoş'u, Eskimo limonu bence yine bir alın deneyin. Beğenirseniz devamını getirirsiniz. Bir numarayla devam edelim. Bu aralar en çok içtiğim ürünlerden biri. Ve tavsiye ettiğim çoğu kişi de beğendi arkadaşlar bu ürünü. Birçok kolalı aroma denedim. En son hatta Tumbaki Kuka diye geçiyor. Kooka diye yazılıyor. Tumbaki'ninkini aldım. Büyük hayal kırıklığı oldu. PLS Twist var. Tam bir kola aroması olduğunu iddia etmiyorum ama limonlu bir kola tadı gibi düşünülmüş. Onda da açıkçası çok aradım bulamadım. Söyleyeceğim ürün Daim Ice Cola. Daim Ice Cola çok son derece baskın bir aroması var. Burada hani sevmeyenler şuradan sevmeyebiliyor. Bu kola aromasını verebilmek için arkadaşlar bir şey veriyorlar. Hangi o? Meyan kökü aroması veriyorlar. Çok baskın olabiliyor. Yani çok baskın. Bu meyan kökü de tam bir kola değil ama şöyle diyeyim, kolalı jelibon gibi olmuş. Öyle söyleyeyim. Bunu da bir hafif bir ice ile karıştırmışlar. Bence çok başarılı olmuş. Ben çok severek içiyorum. Bunu da özellikle Instagram'da son paylaştığım bir mix önerisi vardı. Daim Ice Cola ile Pinkman, Must Have'in Pinkman'i çok beğenildi. Yani hepinize teşekkür ederim. Yazdınız abi, aldım, denedim. Abi çok başarılı olmuş, teşekkür ederiz vesaire. Ben teşekkür ederim siz beğendiğiniz için. Böyle bir mixlerde de değerlendirilebilir. İçine limon katılabilir vesaire ama Daim Ice Cola'yı gerçekten çok başarılı buldum. İçiyorum, sürekli içiyorum. Bayağı aldım, bitirdim. Tekrar bir kutu daha aldım. Hem de bandrollü olduğu için yani bulunması da rahat bir ürün. Daim Ice Cola'yı ben bu yaza öneririm arkadaşlar size. Dediğim gibi mesela Daim Ice Cola nasıl olur hiç denemedim ama işte bir üstündeki Revoşu, Eskimo, limon, şey limonlu kola gibi olabilir. Değişik mixler çıkartılabilir buradan. Bir numaramız da böyleydi. Dediğim videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar yani bu bir numaraya takılmayın. Yani bizim Türk halkının hastalığı bu. Yani hemen videoyu ileri sardırın, bir numara neymiş diye bakayım, onu alayım konsepti oluyor. Böyle yapmayın, sizden ricam. Hepsini değerlendirin. Burada hemen hemen her aromaya değinmeye çalıştım. İşte şeftalisi ayrı, işte yaban mersini, karpuzu. Hemen hemen her damak tadına hitap edilecek aromayı koymaya çalıştım. İşte içinde kimisini, yani çoğunun ice var. Olmayanını da koymaya çalıştım işte. Burada Mandelas'taki gibi. Yani hepinizin bence yani mixlerde kullanacak Dark Side Supernova'yı söyledik. Herkesin damak tadına uyabilecek, yani bir fikir sağlayabilecek bir ilk 10 yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah umarım faydalanırsınız. Ben bu aromaların hepsini denedim. Hepsini videolarında, Instagram'da denediğim aromalar hepsi. Severek içtiğim aromalar. Hiçbir şeyin yani baskısı altında kalmadan sizlere tamamıyla kendi düşüncelerimi ilettiğim bir liste oldu. Çok içime sinerek yaptığım bir liste oldu. Umarım daha önceki bu ilk 10, 2020'de içtiğimiz ilk 10 videosu gibi 20 binleri geçeriz. 22 bin izlenmeydi galiba şu tarihte. Gerçekten yani nargile kanalları, nargile konseptindeki bir video için bence güzel bir içerik. Yani çok kısa bir sürede 20 bin oldu. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani bu ilginize, alakanıza, sorularınıza, yorumlarınıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani tabii ki sevmeyenler oluyor. İşte o mesela videoda da mesela yanlış hatırlamıyorsam 500'e yakın bir beğeni var ama 20-30 tane de bir dislike var. Ya tabii ki herkesin, dediğim gibi bu iş damak tadı olduğu için herkesin beğenebileceği bir şey yapmamız çok zor. Ama benim samimiyetime, benim şeyime inanıyorsanız ben hani kendimce bu ürünleri severek içtim ve severek sizlere ilettim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımızı, Instagram'ımızı, YouTube'u büyüttük. Yorumlarda, postlara geliyorsunuz, ilgi gösteriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.